Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in hocaları ruhani yardım istedikleri Allah dostları vardır. Gavsları vardır. Onlardan manen yardım isterler. Biz Allah'tan başkasından yardım istenmez diye eleştirdiğimiz zaman bize yapılan savunma şudur. Biz aslında Allah'tan istiyoruz. Onun yüzü suyu hürmetine, onu vesile kılıyoruz. Bizim bir sürü günahımız var. Allah katında o daha muteberdir. Allah onu bizden daha çok seviyor. Nereden biliyorlar? Onu da bilmiyoruz tabii. O adama o evliyalığı kim verdi? Onu da bilemiyoruz. Nereden aldı o evliyalık ya da Allah dostluğu belgesini kim verdi? Sen mi söylüyorsun, o mu söylüyor? Üçüncü bir şahıs mı size ispat etti? Allah dostu diye kabul ettikleri bu insanları vesile kılarlar. Savunurken de böyle savunurlar. Aslında biz Allah'tan istiyoruz. Şimdi buyurun bakalım, Allah'tan mı istiyorlar yoksa hakikaten direkt adamdan mı istiyorlar? Kendi menkıbeleri. Bize savunduklarıyla kendi anlattıklarını lütfen dinleyelim. Bu memleket bekleşince istemeyeceğim sizden. O da izin verdi. Ben de bir yola çıktım diyor. Neyse bir zaman gitti tabii. Yani o günkü yolculukta malum toz toprak çamur yağmur. Tabii biraz efendim toza toprağa uzanıyor. Bir göl kenarına geldim. Orada biraz istirahat edeyim dedim. Hem bu arada gömleğimi de yıkayayım dedim. Bir taşın üzerinde hem de gömleğimi yıkarken birden bir dalgınlık nasıl oldu anlamadım. Ayağım kaydı, göle düştüm diyor. Yardım edecek kimse yok. Etrafa bakıyorum, kimse yok. Çırpınıyorum, yüzmede bilmiyorum. O anda diyor, efendim manen Muhammed Masum'un ruhaniyetinden yardım istedim. Bir de baktım diyor, Muhammed Masum zuhur etti. Mübarek elini uzattı, beni oradan çıkardı diyor. Ben üstümü başımı kurulayım derken, baktım diyor, kimse yaptı. Evet arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Muhammed Masum şöyle. Sesi bu. Evet. Gördüğünüz gibi kendi aralarında anlatırken arada Allah Zülcelal yok. Normalde duayı şöyle etmesi gerekiyor. Rabbim senin onun yüzü suyu hürmetine bize yardım et. Muhammed bilmem kimin hatırına bizi affet diye dua ettiklerini bize karşı söyleyenler kendi aralarında sohbet ederken Allah'ı hiç katmıyorlar. Nasıl olmuş? Anladınız mı? Ayağa kayıyor. Suya düşüyor, tam boğulacak. Şeyhin adını söylüyor. Şeyh oraya zuhur ediyor. Zuhur ediyor derken anlamanız için söylüyorum. Oraya geliyor. Bedenen geliyor. Elini tutuyor ve çekip çıkartıyor. Sular içinde. Ondan sonra üstünü başını düzeltip kalkıyor, bir bakıyor ki kimse yok. Şimdi sen o sularda boğulan bir sürü sabi sübyandan imanlısın, itikatlısın. Senin şeyhin var. Nice çocuklar boğularak ziyan oluyor gidiyor. Yüzme bilmedikleri için. Ama onların şöyle bir talihsizliği var. Senin şeyhine mürit değiller, öyle mi? Siz böyle hikayelerle ancak kendi cemaatinize gelen o saf temiz insanları kandırırsınız. Düşünen hiç kimseyi kandıramazsınız. Selam ve dua ile.